Günaydın. Sana da günaydın. Sana günaydın demedim ki. Günaydın. Aslında sabah var ya, şeyden yine sokaklardaydık. Böyle güldüğüme bakmayın yani. Sizin enerjinizi de bozmamak adına şey yapıyorum. Biraz daha böyle neşeli görünmeye çalışıyorum. Sabah 6.50 idi. 6.50. 6.57. Uyuyorum tabii ki. Sami deprem oldu diyorum ama yani geçenki gibi böyle bayağı salladı. Sadece çok kısa sürdü. Sami deprem oldu diyorum. Hayır Nilgün yat diyor. Hiçbir şey olmadı diyor. Ya vallahi oldu diyorum. Benim de iddialaştı. İddiamam dedim. Bir şey demedim. İddialaşmadım. Sonra ben de yattım. Telefonu elime aldım. Bir baktım. Aytül yazıyor. Aytül de en alt katta ya. Gruba yazmış. Kuzişler grubumuz var bizim böyle kuzenler. O gruba yazmış. Depremi anlayan var mı diye. Dedim ben. İnanmıyordu Sami abi. Sonra dedim ki Sami'ye. Sami bak deprem olmuş. Dedim öncü bir deprem mi? Artçı mı bilmiyoruz. Gel dedim 10 dakika aşağı inelim. Dayım da bakkal açmıştı o arada. Hani nasıl olsa bakkal da açık diye. Dedim gel bir 10 dakika bari bir aşağı inelim. Tedirgin oldum. Sonra indik aşağıya. Baktım yine yollarda insanlar var. Aşağı inerken de apartmanda çok beni karanlık mı görüyorsunuz? Şöyle mi yapsam? Neyse çok karanlık değil. İnerken de bir baktım Zinet ablam alt kattan kapıyı açtı. Diyor ki ne oldu, deprem oldu değil mi diyor. Evet dedim. Mevlüt abine diyorum diyor. Deprem oldu Mevlüt diyormuş. O da diyormuş ki yok bir şey Zinet, ben ayağımı tepiştirdim diyormuş. Sonra bugün story mi attım hatta. Gülüyoruz hala. Yani Allah korusun tabii ki ama artık bunlar yaşamayı mı öğreneceğiz? Ne yapacağız ben bilmiyorum. İnşallah yaşayabiliriz de öğreniriz yani. Bugün story mi attım, depremi anlayanlar var mı benim gibi diye. Sonra birkaç kişi de yazmış. Evet anladım diye. Hatta Akmeşe'den arkadaşım var. O da şey demiş. Evet ben de anladım. Eşim iddia etti diyor. Herhalde panik atarız ya diyor. O yüzden anlamamazlığa geliyorlar diyor dedim. Aynısı Sami de yaptı. Bu arada kahvaltımızı yaptık. Patates attım Mevfure'ye. Ondan sonra tavada şey yaptım. Yumurta yaptım. Avokado yaptım sarımsaklı yağlı. Annem böyle şey yapmış. Pardon ablam. Annem de yapmış ama. Böyle mücver gibi soğanlı çok güzel çok değişik bir şey yapmış böyle aynı mücver gibi. Evet o kadar yaptık. Reçelimi kattım gibi kahvaltımı hazırlarken reçelimi de altını yaktım. Dün şekere basmıştım ya şey yaptım içine bir tane çubuk tarçın koydum. Zerdeçal koydum ama zencefille karıştırmayalım. Ben çünkü karıştırıyorum bazen şu var ya turuncu gibi. Zerdeçal koydum. Ondan sonra çubuk tarçın koydum. Çok az tabii tereyağı, limon suyu onları biliyorsunuz. Birazcık da portakal rendeledim. Dondurucumda portakal vardı benim. Böyle bulunduruyordum işte bir şey lazım olur diye. Ya bu yalnız sarı sarı arkaya nereden ne gelmiş bu köpüklerime bilmiyorum. Tadı reçeli çok, Sami çok beğendi. Kumsal bayıldı. Sonra Zinet ablama bir kase verdim. O da çok güzel olmuş dedi. O öyle her şeyi de çok sevmez. Ama dedim bak yedikten sonra ağzında bir kekremsilik bırakıyor böyle. Sonra biraz durdu her dedi hafif sanki olmamış hurma yemişsin gibi böyle bir tat bırakıyor dedi. Onun dışında süper. Ama böyle birazcık kekremsilik. Yani hurma reçeli bu da zaten. Diyor ki yani hurma reçelinden de çilek tadı bekleyemeyiz herhalde. Ne var şu camda ya? Var. Küllük var dışarıda. Mavi var. Ne parladı. Ay gazımı sildim. Bu başlıklarını demirlerini makineme koydum. Bu arada da makinem çalışıyor. İnşallah size ses gelmiyordur. Neyse ben mutfağımı toparladım. Şimdi beyaz çaydanlıklarım şunları baksanıza çay lekelerine. Şimdi bunları ovacağım. Bir kere çay demlemeniz yeter. Bunu bir işte çok güzel bir çaydanlık. Ama böyle hemen beyaz leke oluyor. Çöp kutum delinmiş. Şu çöp kovam. Ay gösterebilir mi? Şu çöp kovam bayağıdır kullanıyordum. Ben bunu A101'den almıştım. Bu delinmiş. O yüzden çöp kutusu almam lazım. Reçellerim de şurada ama gösteremiyorum. Orada Sami var. Şöyle göstereyim size. Bir tane böyle minnek oldu. Bir tane büyük oldu ama büyük tam da olmadı. İnşallah hani tam da olmasa da yine bir sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum. Böyle iki tane çıktı. Yani bir bu bir de bir kiloluktan. Şöyle şu kadar boş kaldı ama içi. İki kavanoz çıktı. Böyle bakalım. Onu diyordum. Çöp kutum delindi. Çöp kovası almam lazım. Başka ne alacaktık sana biz? Çamaşır deterjanı için. Çamaşır deterjanına koyduğum kovam o kırıldı.
bayağıdır böyle kenarından böyle çatlamış, oradan akıyordu. Ona kova almam lazım. Başka ne alacaktım ben? Bir şeyler daha alacaktım. Neyse. Ceyhil'a gitmem lazım. Zeynep ablam da Mobesko'ya gideceğiz biz diyor. Mobesko'ya gelin bizimle diyor ama bilmiyorum. Ceyhil'a bir nasipse gitmem lazım da. Kumsal'da dershaneye gitti. Hem çıkışta onu alırız. Anam ben 5 dakikada konuşuyorum. Size bir de ne fikir danışacağım. Ben şunlar. Benim aspiratörüm yeni biliyorsunuz. Şimdi aspiratörümü de ovacaktım. Onu aklıma geldi sormak. Şunları, şu iki tabloyu bir yöntem görmüştüm. Hatta airframe de öyle temizledim. Onu temiz yaptı. Böyle şeyi bir tepsinin tamam. Bir çatıya mı? Kedileri sormuşsunuz bu arada. Çatıda kediler. Orada Sam yuva yaptı. Hatta bugün de elden geçirecek yuvalarını. Bunu böyle tepsiye koydum ikisini de. Bulaşık makinesi deterjanı koydum. Sonra ondan sonra bir sürü böyle beyaz beyaz hareli hareli kaldı bu. Bunu nasıl düzeltebilirim? Bilgisi olan var mı? Çok da yeni aspiratörüm böyle leke leke gibi duruyor. Böyle beyaz beyazlı kahverengi leke lekeli duruyor. Onu bir yöntem bulmam lazım. Nasıl? Bunları işte şimdi önce bir cifleyeyim aspiratörümü. Şu annemin Burdur'dan aldığı bardak bana o kadar iyi oldu ki. Şimdi mesela ben bir kahve içiyorum. Sonra işime yine devam ediyorum. Bu arada da kahvem ya soğuyor ya üzeri toz oluyor diye içime sinmiyor yani. Onu bir daha içmek. O yüzden bunu böyle içiyorum içebildiğim kadar. Sonra işime devam ediyorum. Devam ederken de kapağını kapatıyorum. Çok çok iyi oldu benim için gerçekten. Hani tamam görsel olarak da zaten istediğim, sevdiğim bardaklar. Beğendiğim bardaklar. Ama onun dışında da bu niye erimedi? Soğuk süt de koymadım. Ay, şu kahve makinelerinden çok istiyorum. Çok çok. Fakat çok da pahalı. İstediğim model 16 milyar. Şöyle işim bitince bakın şöyle hemen kapatıyorum kapağını. O kadar rahatlık oluyor ki o anlamda. Şimdi bir kahve içeceğim. Aspiratörüm sonrası. Sami de balkonda şu benim yan demirlerim var ya görüyorsunuz onun üstünü. Bakayım. Aa hakikaten meyve verecek ama çok bak şöyle gösteremem. Çok büyüyor ya. Aşırı büyüyor ve dikenleri çok batıyor. Şurayı kediler buradan kaçıp çatıya kaçıyorlar yukarıya. Orada riskli yani gezmeleri. Allah korusun bir düşerler. O yüzden Sami böyle babamdan şey aldı. Ne diye geçiyor bu Sami? Kümes teli mi? Kafes teli. Kafes teli. Kümes teli değil mi? Kafes teli evet. Kümes teli daha büyük oluyor sanırım. Yok o bu şey boyalı yeşil. Onlar boyasız. Boyasız. Böyle bir tel aldı işte. Böyle burayı kapatıyor. Şu karşıyı kapatacak. Şu alt kısmının aralıklı ya buralardan Allah korusun düşecekler diye korkuyoruz. O yüzden onları yapıyor. Ben de şimdi Meryem'i bekliyorum. Bir kahve içmeye gelecek. Saat 4 gibi de artık Ceyhil'a gideriz. Zinet ablamlar da sanırım gelecek. Sami açamazlar değil mi diyorum da asla açamazlar diyor. Şuradan hemen yukarıdaki boşluğu görüyorsunuz. Benim oraya kadar şu ferforje demirden. Ama o yukarıdan atlıyorlar yan çatıya ya da çatıdan iniyorlar oradan buraya giriyorlar. En azından balkonda yuvalarını da belki balkona alırım diyor Sami. Daha güvenli. Evet zaten oraya balkonu almayı düşünüyor. Balkon berbat halde yalnız. Çok kötü halde. Bu arada da balkonu elden geçirmiş olacağız. Aslında böyle kedi telleri var ama internette o şey ip ama onlar. Daha sağlam değil değil mi? İp ip. Onlar. Sami yaptığın yere kadar bir elinle gösterir misin? Bak, şuraya ha. Komple kapalı orası. Bura. Ama duvara baksanıza çivi delmiyor. O kadar sağlam. Sami diyor ki ya çivi çakamıyorum diyor. Gerçekten. Nasıl bir bina yapmış deden maşallah diyor. Ya Allah razı olsun. En son televizyon ünitesini takarken 3 tane elmas matkap yaptım. Evet çok sağlam maşallah. Sağlam maşallah subhanallah diyeyim de bu depremlerin üstüne Allah korusun. Sami şey diyor ben... İyi değil mi böyle görüntü? Görüntü kötü birazcık ama sanki orası şu şeyleri de keseceksin en sondan değil mi o beyaz şeyleri kesilecek. Ben yukarıya kadar yap diyorum Sami'ye yok yarıya kadar yapsam yeter diyor. Ne güzel oldular değil mi? Bayıldım ya çok cici oldular. Yalnız bu böyle işte çıktı eksik çıktı biraz.
Ne yok? Ya bu full de olmadı ama yine de olur diye olsun koydum canım, yani. Ya, niye şu küçüğe sarıyı koydum. Bunları bayağı oluyor yazın almıştım karavan çok için. güzel. Böyle 4 tane. Bunlara koydum. Çok güzel oldu. Bence de. Şunu. Şuralara falan koyabilirsin ilgili onları. Ha evet. Böyle daha farklı böyle reçelleri yan yana koyup böyle konulabilir. Aynen. Meryem Toş geldi. Hoş geldin evet, tatlım. Hoş bulduk aşkım. Kahvelerimizi içtik. Ne yapıyorsun diyorum yani sanki ne yaptığını bilmiyormuş gibi. Ne derler ya hoş geldin ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun. İyi sen ne yapıyorsun. Sinet ablamla Mevlüt abi bekliyoruz şimdi. Ablamı da aradık. Ablam dedi ki bugün biraz sanki başım dönüyor gibi keyifsizim dedi. O gelmiyor. O yüzden biz gideceğiz. Mevlüt abi, Meryem, ben, Sinet ablam. Bir Ceyla gideceğiz. Oradan Mobesco'ya, mobilyacılar çarşısına gideceğiz. Ona niye gideceğiz bilmiyorum. Zinet ablam dedi oraya gidelim diye. Herhalde bir şeyler bakacaksa. Herhalde. Dün bir koltuk takımı almış o. Çok güzel ama renkleri. Çok Vizonla saksı mavi gibi böyle. Evet. Çok güzel çok renkleri. Çok güzel. Ben de çok moralini de çok beğendim. Rengini çok beğendim. Şimdi onları bekliyoruz. Çıkacağız saat 4'e. Benim sevdiğim yolu çekeyim size yine. Hem böyle şeyde kanalda kalsın istiyorum. Böyle hafta hafta ne kadar değişiyor yol diye. Evet. Ya 2-3 gün İzmit'e gitmeyeyim çok farklı geliyor bu yolun renkleri. Evet. Yazın özellikle. Yemyeşil, dop dolu. Yazın yemyeşil. Onun ayrı güzelliği var. Şimdi sonbaharın hani renk tonlarının ayrı güzel. Evet. O da bir ayrı güzel. Şimdi Ceyhun'a gideceğiz. Mobesco'ya. Önce Mobesco'ya gideceğiz. Sonra Ceyhun'a gideceğiz. Sanırım Necla Hanım'da. Evet. Necla Hanım. İzliyorsa buradan da selam olsun. Kendisi de İzmitli. Şeyi çok özledim diyor. C yılı dedi sanırım. Bir de 41 AVM'yi çekersen çok mutlu olurum dedi. Bugün 41'e de gitmek istiyoruz. İnşallah onun için de çekeceğim. Mobesco'ya geldik. Burası İzmit'te böyle yavaş şey yavaş. E5 tamam, üzerinde bir yer. Ha ilerleyelim. Ama komple bakın. Şuradan başlıyor karşılıklı şöyle. Komple mobilyacı. O kadar büyük bir yer ki yani burayı herhalde 2 günde falan gezilir. Değil mi Meryem? Duymuyor beni. Bütün mobilya markaları var. İzmit'teki imalatçıların var. Bakın şöyle. Bahçe mobilyaları. Hatta şurada bizim salacakların çift kişilikleri var. Zinet ablamla Mevlüt abi de önde. Meryem. Samişko burada. Şapkayı takmış. Ay düşüyordum. Çok büyük, çok kocaman bir yer. Mobilya, ev ile ilgili her şey var burada. Şey gibi, İstanbul'da Sami bir yer vardı. Neresi? Oda Mobesco muydu? Ha, aynı şey, mantık. Tamam, ben oranın... Meryem, İstanbul'da da Mobesco'ymuş. Böyle bir yer var diyordum. İstanbul'da... Mobesco değil, Modaco. Modaco. Evet Sami, Mobesco diyorsun. Modaco. Zinet ablam kurutma makinesi alacak. Çamaşır kurutma makinesi. O yüzden sanırım Arçelik'i arıyoruz. Blok blok evet. Aralar da var. O kadar çok... Meryem kahve bile satan bir yer açılmış sanırım. Evet kahvecisi falan var. Bakalım gel. Zinet abla sizin aldığınızın rengine benziyor değil mi? Çok güzel. Ha, teklileri bu renk. O şeyler krem istemiyorum. Ne renk diğerleri? Çekyatları kümeydi değil mi? Bej rengi gibi. Antrasit. Senin gibi gri. Ha gri mi? Ha benim antrasit evet. Ama bu rengi ben çok beğeniyorum. Ama çok güzel. Lacivert. Tekli, ben de dedim ki Zinet ablama bari bir çekyatını bu renk birini füme alacaktım. Daha da modern duruyor ama karışık istemiyorum dedi. Ben de ama iki tekliği her zaman aynı renk. Daha çok seviyorum. Bak Zinet abla. Zinet abla, evimiz müsait olsa ne kadar güzel değil mi? Ünitesi de alacaksın takım. Ne kadar güzel. Ama bizim dar işte evler, böyle her beğendiğinizi de alamıyorsunuz. Burasının adı neymiş? Yuvan Mobilya'ymış. Burası Enes. Ya çocuk, şey abla, sağ kumsalın odasını şuradan almıştık, yatak takımını. Hala aynı modelden var. Bu da çok güzel bir şeymiş, genç odası gibi. Televizyonda simli evet çok güzel. Gerçekten hayır canım dekor. Hayır sim var televizyonda. Neler var ya gerçekten mobilya mobilyalar da çok fiyatlı. Zinet ablam 16 bin liraya mı aldın?
Çok çok. 16 bin iyi bile. Ben şu Haziran'dan istiyorum. Ama kim bile kaç yılında 26-27 vardır. Çok ama bence kaba abla. Yani kaba bana da kaba geldi. Hani gereksiz temizlik yerleri var yani. Mesela. Bakın şunu göstereceğim size. Ben bir yerde gördüm bunu metreyle satılırken şu Haziran'ı. Bununla ben avizelerimi kaplamak istiyorum. Şu yani delik delik var ya. Nerede bulabiliriz? İşte Trendyol'da var. Var, var ama İzmit'te bir yerde bir mağazada gördüm. Aa burada Haziran satılıyor metreyle dedim. Şeyde asla ben sana söylemiştim yani ben gidip bakmıştım. Hatta gelecektim. Ha, boyacıların orada. Aynen boyacıların orada. Hangi boyacı? İnşallah vardır. Oraya da bir bakacağım. Tamam, ama ben başka bir yerde gördüm. Cami Akça Camii'nin. Yok şey hayır. Fevziye Camii'nin. Arasında boyacılar var. Orada aha Fevziye Camii. Ben o detayı çok seviyorum şeyi. Haziranlı şeyleri çok seviyorum. Bir plastiği var bir de doğalı var. Ama ben plastiğinden sanırım alacağım. Hani silmesi daha kolay olur diye. Avizelerim siyah ya üzerlerini kaplayacağım. Burası da istikbal. Bu hafta çalışmıyorsun. Enişte. Yok, kumsahamı ile ikinize ne alalım biliyor musunuz? Sallanan koltuklardan. Evet. Film izleyin, keyifle. Şey gibi yapmışlar. Şöyle bakayım hazır açılmış. Telefon kulübesi gibi. Yalnız girdim çıkıyorum yani. Soğuk ya, bayağı bir kuru soğuk var. Ne kadar güzel bir cami. Camları siyah cam yapmışlar. Çok güzel. Tamam peki. O zaman burada bekleyelim. Şuraya bakın alabildiğine git 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 bitmiyor yani. Hep mobilya. Şuraya bakalım Sami'yi biz beklerken. Benim koltuğumun düzü. Benim kaz ayağı bunun. Bunun minderlerini kaz ayağı yapmış. Burası ne güzel bir mobilyacıymış. Kerem Home diyor. Aa, burası zevkli. Farklı güzel şeyler var. Sade ve. Aa, bu ne kadar güzel mesela. Çok büyük bir köşede değil. Bugün şöyle mavi, şöyle amolop bir bodim vardı. Onu giydim. Üzerine de şu hırkamı giydim. Şöyle. Desenli, mavili bordolu bir hırkam var onu giydim. Şu kolyemi taktım. Sami dün şikayet ediyor ama satmadığım şeyler de var yani. Şu boynumdakinden mesela dükkana ekstra yaptı. Bu bendekini dükkana götürmüyorum. Ha, bu yüzüğümü sormuşsunuz altın mı diye. Bu şey, bunun kolyesi de var bende. Spinal taşında dizdim. Bu ata çeyreği diye geçiyor. Evet. Ata liranın çeyreği diye geçiyor. Normal çeyrek altın fiyatından 100 lira fazla. Şöyle yapayım. Sami bunun alt kolunu da altından yapmıştı böyle. Yani çeyrek altın gibi ama bu minicik. Yani normalde çeyrek altın daha büyük. Ben onu sevmiyorum. Bu böyle çok minicik bir çeyrek. Normal çeyrek altından da 100 lira farklı var. Yani 100 lira daha işçilikli, pahalı. Spinal taşına onun kolyesini ben dizdirmiştim Sami'ye. Hatta küpelerini de istiyorum. Dün sormuş Yakup abiye demiş küpelerini de yapacağım var mı iki tane daha onlar biraz zor bulunan bir altın çeşidi bu şeyin bunlar yani her yerde her zaman olmuyor evlilik yıl dönümü hediyesi ondan şey istemiştim işte küpelerini ısmarlamış sipariş vermiş pazartesi gelecek inşallah diyor yarın onun da küpelerini belki yapar yani elinde altın varsa küpelerini kullanmayı onu da yapar inşallah size de gösteririm bizimkiler nereye gitti Sami'yi ben bekleyecektim onlar yok oldu. Evet ben de. Merhaba. Burası böyle sırf mutfak masaları da ben bir masa bakmak istiyorum. Aa Sami bak istediğim sandalyelerden burada var. Şöyle istiyorum ya da şöyle tam kapatıyor ya şöyle ahşaptan. Ya da öyle istiyorum. Bunlar güzel ama. Hangisini sordu Zeynep abla? Hangisini sordun? Ne kadarmış? 8250. O mu 10 bin lira? Ama ha? Ben bu sandalyelerden bak istiyorum. Karşıda görüyor musun? Ahşap. Bunlar sandalyeler adet satılıyor mu? Sade 4 sandalye satılıyor mu? Ne kadar adet fiyatı? Oo bayağı fiyatlı.
Şey mi? Bambu gibi de duruyor. Gürgen ağacı. 1.750 sadece sandalyeleriymiş. Çok fiyatlı. Değil mi Sahan? Çok fiyatlı. Çok. Çok fazla yani. Sen internette beğendin ne kadardı? 550 idi işte. Ben de böyle hep Haziranlılarda gözüm. Hep bak bu da lapta. Yok bunlardan en kötü trend yoldan alacağım yine alıp böyle biraz evdeki şeyleri bu Haziran'la kaplayacağım. Bizim alanımız kategori. Burası. Kategori burası aynı. Ay alanı. Çok güzel Lerema Meryem bak şu da güzel. Güzel. Bu süt köpürdücülü. Bu 7000. Bu filtre mi? 150. Bunlar filtre. Çok ay filtre güzel. İstemiyorum ben ya. Ben istiyorum. Benim demliklerim bana herhalde. Allah'ınız bilirse ömrümün sonuna kadar yeter. Kullan kullandır. Bak Meryem. Bu da kapsüllü. Türk kahvesi makinesi diyor ama başka kahveler de yapıyordur bence kapsül olduğuna göre. Türk kahvesi. Evet. Bunu buraya yerleştiriyorsun. Hayır normal kapsül makinalı şeyleri kahveleri yapıyordur. Bu da 3.610 lira. Hı hı. Bak bunlar da güzel. 3.900. Beğeniyorum ben. Aa nasıl mıknatıslı. Ha, çekiyor direkt Meryem. Bak zor çekiyorsun. Aa wow, evet güzel. Yok artık o ölçme kısmına geçmeyeyim artık ben. Yakında kahve almaya nereye o? Hangi? Kolombiya'ya mı gideceğiz? Zinet ablam beğendi şu sanırım. 16.195. Kıyafetlerinizi seviyorsunuz. Tambur çevirmeden havayla konuşuyor. Bunda mı? Şunda mı? Bunda mı? Onda mı? O dediğim anlattığım özellik. Sami'de buzdolaplara bakıyor. Şu fiyatlara bakar mısınız? Ki bizimki bundan daha yüksek, daha büyük yani. Daha geniş. Tabii canım baksana bunun buzluğu daha dar. 24.000. Ben hep böyle istiyordum. Ama herkes bunu kullanışlı değil diye dedi yani. İçi çok. Benim içi böyle zaten. Aynen. Yo bundan geniş. Alırken de o şey görevli demişti ya. Daha tek kapaklı daha iyiydi. Evet hem daha genişti. 35.598. Ay bu yatağa bayıldım. Çok güzel. Meryem'le böyle baka kaldık. Bayıldık yani bayıldık. Çok güzel gerçekten. Burası zaten şey sanırım böyle daha tasarım mobilyalar evet. Satan bir yer. Neymiş adı? Butik ev. Sizin için de hep çekiyorum. Belki internet adreslerine bakarsınız, bakmak istersiniz diye. Çok güzel. Gidiyoruz. Ceyla. İzmit bugün herhalde herkes şeye 41 AVM'ye coşmuş ve Ceyla yani. Şuraya bakar mısınız? Ay müthiş dolu ya. Hele o 41'in hiçbir yerinde araç koyacak bir yer yok. Evet hemen buluyor Zami. Ay acayip şu trafiğe bakın herkes 41 ve Ceyyıl. Soğuk olduğu için herkes AVM'lere herhalde kaçtı. Aytül, insan hiç bizi bırakıp arkadaşlarıyla gezmek adına buradan gider mi? Gitmez vallahi gitmez ama sözleştik ya, vallahi işte. Vallahi gitmez ama diyor gidiyor. Sözleştik ama ne yapayım önceden sözleştik. Ay, Barış Akarsu'nun filmine gideceğiz. Ha sinemaya gideceksin değil mi? Bir de var ya banyo yapıp çıkmış. Ay ben var ya. Kapatıyor beni böyle yap diyor. Böyle yapıyorum ben önünü kapatıyorum. Hadi size iyi bakmalar Ceyyıl'dan. Hadi görüşürüz. Bakalım görüşürüz. Öpürüz. Güzellik. Oh Ceyyıl'a bakın Ceyyıl'a. Burası dışarısı tabi. Ha şu Sami bakar mısın? Bunu genelde ayakkabılık için mi? Koridor için dedim böyle ayakkabılık gibi ama şey terlikler için ama yok, yok yani güzel değil değil mi? Lımbır lımbır. Lımbır lımbır. Senin macir seni. Macir eşi. Bak kazak bile getirmiş yalnız. Kazak bile getirmiş. Ceyyıl'a bakar mısın Sami? Sivitler. Aa çok ilginç. Ceyyıl'da da sivit hiç görmemiştim. Aa 69 lira çok iyi ama ısıtacak gibi bir şey değil sanki ya. Evet ya eski dede yelekleri işte. Ay içerisi bence müthiş. Ha önce çiçeklere bakalım Meryem. Deve tabanı orada. Meryem bak bunu al çok güzel deve tabanı da kocaman.
Meryem de deve tabanı istiyor da ona bakıyoruz. Bak bu çok güzel. Kocaman uzun. Yok sarı. Hayatım o burada şimdi senmiş soğuktan. O eve girdiğinde 2-3 gün hemen canlanır. Öyle oluşuna bakma onun. Başka ben de böyle küçük küçük bitkiler istiyorum şeye. Aa Meryem burada olabilir. Bak şu da benimkinden büyüğü. Deve tabanı yok burada. Şu tarafa bakalım. Ha bak Meryem şu da güzel. Şu bitki de güzel. Bitkiler bile ne kadar pahalı. 130. 149. Gel içeri girelim. Ha Meryem şurada var. Bak deve tabanı. Şu benim kuru yandan işte balkonda. Bak biliyorum. 200 lira olmuş. 12 bin liraymış. Güzel ama. Ama müzik var. Çok fazla çekemeyeceğim sanırım. Kalp şeklinde. 79 lira diyor. Küçücük tencereler. Ay müzikten çok çekemiyorum. C-Yıl'dan çıktık. Şimdi 41 buradaya gidiyoruz. Önde de kumsal. Kumsal da bu arada Sami gitti şeyden aldı. Dershaneden aldı geldi. Çok acıkmış. Şimdi 41'e yemek yemeye geçiyoruz. Üşüdük ama. 41 de açık. Yok. Zinet abla diyorum ki ben 700. Sen 600. Meryem 500. Ama ortada hiçbir şey yok yani. Böyle ortada bir şey var mı? 700. Sepetler. Ben 700. Sepet falan yani. Öyle çok göze gelecek bir şey yok. Ama onlar da hani evet göze gelecek bir şey yok. Fiyatlı ama ihtiyaç yani şu anda. Evet. Senin çiçeklik gibi. Çiçeklik gibi aldık. Gösteririm ben size aldım. Çok güzel demlikler aldık. Evet, nasıl güzel değil mi? Tam vintage. Tam harika. Vintage. O kadar eski zaman usulü bir demlik ki artık demlik almayacağım diyordum. Yine de. Şu dürümle yazan yerdeyiz. Heh gördün mü Ögücüğüm? Kapattılar en sonunda. İçin rahatladı mı? Şuraya bakın. Şey KVM kapandı. Bana. Bakın. Şuralar kapkaranlık. Bakın. Kapkaranlık. Kumsal'la Sami de ayrı gezdiler. Onlar kazak falan aldı Kumsal. Resmen AVM'yi kapattık. Ve geldik. Şu avokado. Ay. Kapak düştü. Tahta kapak. Şu avokado aklımdaydı. Sabah yapmıştım ya. Yaparken dedim ki size de göstereyim. O kadar basit ki avokadoyu filizlendirmek. Şöyle görüyorsunuz ya yumurta şeklinde şöyle şu dibi aşağıya gelecek. 4 tane şöyle kürdana batırıyorsunuz. Şöyle 4 tarafından. Ondan sonra şöyle suyu bir bardağa su dolduruyorsunuz. Dibi değecek. Hatta biraz fazla bile oldu. Şöyle üst kısmı açıkta kalacak. Suyun içinde şu dip kısmı suyun içinde kalacak. O yüzden şöyle 4 tane kürdanı batırdım. Bunu böyle kenarda bir rafa bir yere koyun. Sadece suyu bitmesin yeterli. Şöyle koyayım. O kadar çabuk buradan şey patlatıyor ki filiz patlatıyor ki. Aldıklarımı da göstereyim size. Bu Sami kumsallar Rossmann'a girmiş. Kumsal pudra almış. Onu alırken bunu almış. Yer bezleri vapuma kullanıyorum. Bunlar çok rahat oluyor. Ondan sonra ay bunlar da ne kadar sarmışlar. Mutfak makasını da getirebilirsin. Ay üzerimi çıkardım ve yine hemen bu eşortmanlarımı giydim. O kadar yorulmuşuz ki. Çok gezdik ama. Getir açayım ben. Ben de bu arada bir yerde gösterdim. Ay çok güzel bir demlik aldım. Evet ben de çok güzel bir çaydanlık aldım. Ay Sami'nin aldığı çaydanlık görseniz çok basit bir çaydanlık ama benim sürekli beyaz çaydanlıklarımı kullanıyor. Ben de kızıyorum onlar kocaman. Kullanıyorsun yani. Kullanıyor. Kullanıyor.
Aa, bu nasıl kapanıyor? Ha, böyle, tamam. Şunun güzelliğine bak. Burada yerleri var ya, evet. Takıyorsun. Sonra çeviriyorsun, kapat düşmüyor. Evet. Ay çok böyle eski usul gibi değil mi? Çok güzel. Şuna bakın. Ve 100 liraya düşmüştü bu Ceyhan'da. Ben bunu aldım. Evet. Çaylanmayı açayım mı? Ay İslami neyini açacaksın sen, bunu aç Allah aşkına, ver onu bana. Normal küçücük bir çaydanlık. Ay 200 lira buna verdi İslami gerçekten. Çayı o kadar çok seviyor ki sürekli sadece kendi için demliyor çay. Ve kocaman çaydanlıklarda demliyor. O yüzden böyle küçük koy hemen bir çaydanlık. Nerede kapar yoksa varmış. Şu kutuları koyalım ve soba tutuştururken kullanırız. Bu kadar alışveriş yaptıktan sonra kutudan tasarruf etmeye çalışmak. Böyle. Küçücük bir çaydanlık. Bir karış yok. Evet. Tam Sami'ye göre. Sami, ben birini küçük istemiştim bunların. O biraz küçük işte. Küçük mü? Hı-hı. Hayır hayatım, ikisini de aynı vermiş. Olsun, daha güzel ama. Daha iyi oldu bence. Ben aynı boyumu istedim ya. Valla unuttum. Bunu getirdim, bunu verdiler. Bunları Madame Coco'dan 169'dan 80'e mi düşmüştü bunlar? Yok. 69. 60'lı bir şeydi, evet. İki tane böyle saksı aldım. Ondan sonra bir tane şu banyom için şu sabunluktan aldım. Bunu banyomun lavabosu beğen. Kenarları da şöyle tahta olduğu için bu rengini bunu seçtim. Bunu kaça aldın? Pamuk bitmişti. Pamuk aldım. Onu %50 artı %20 idi. Verir misin? Bakayım. Bu da ya bak şimdi bunu üçlü kombin yaptım. 290 üçü. Normalde bir tanesi şu indirimli fiyatı bile 279 lira. %50 artı %20 vardı. Üçlü set yaptım böyle bu şekilde. Bir de bu var. Şu var. Ama ben bunun bir de saksısı vardı. Ya evin başka bir köşesinde salonu kullanmak için saksısını da alabilirim sonra. Bum bum çok güzel kokuyor zaten. Bak onu bir koklar mısın? Limonlu. Çok güzel kokuyor. Bu da böyle. Şöyle üçlü yaptım yani. Şöyle. Böyle sapın üstün şeyden yapmışlar. Deriden. İçi mum. Ama çok güzel kokuyor. Bu da 499'dan 199'a düşmüş. 199'u da %50 artı %20'si vardı. Yani 120 liraya falan geliyordu. Yani böyle üçlü halde 290 liraya aldım. Evet. Tam üçü 290 lira tuttu. Bunlar şeyden, İngiliz ondan. Şöyle bir tuzluk aldım ben de. Ya tabii daha bir geç. Tuzluk istiyormuş. Ay, evde tuzluklar var, nasıl güzel şekilli şekilli. Yok, o böyle basit tuzluk istiyormuş. Tuzluk aldım bir de o. Sonra bunu da Ceyhun'dan aldım. Şöyle göstereyim. Bu da böyle bir hasır sepet ama ben bunun içi de naylon kaplı olduğu için ben bunu yine saksı olarak kullanacağım. Bir de yapay çiçek, canlı çiçek aldım. Odada, onu odaya koydum. Sami, ben bu kadar küçük şey mi aldım? Sanki daha fazla şey aldım gibi geliyordu. Bu da şey, plastik çamaşır makinesinin deterjanı koymak için aldım. O ne? Sıvı sabun. Sami, biz başka bir şey almadık mı? Vallahi ben daha çok şey aldık. Aldık anneme ki. Aldı ki. Ha, kaşıklık aldım. Annemin çekmecesine. Çok büyük kaşıklı annemin. Her yerde bulamıyorduk. Bugün giderken kaşıklığını söktüm. Götürdük. Aynı ölçüde bulduk Allah'a şükür. Sabunlu alabilir mi? Bunu mu? Ah. Şeyi söyleyeceğim. Pamuğu. Niye? Rozmunda baktım, kaç lira biliyor musun? Pamuğa mı baktın? Aha. Ne kadar? 19.90. Aa, Ceyhun'da 3.99 muydu? Öyle bir şeydi. Aha. Papatya diye bir pamuk. Ay böyle çok yorulduk. Artık yarın görüşmek üzere. Sabah görüşürüz inşallah, çıkalım. Günaydın. Bakın size mis gibi köy ekmeği kokuları göndererek günaydın demek istedim. Annem köy ekmeği yapmış. Hani alta su koyma sebebin ekmeğin çatlamaması değil mi? Hı hı. Bu tavaya pişmesin. Su koyuyor. Pişerken ekmeğin üstüne çatlamasın diye. Günaydın.
Ne yapıyorsun? Kaçta kalktın? Neler yaptın? 5'te kalktım. Ekmeği yoğurdum. 8'de kalktım. Kabarmış. Tepsileri aldım. Hamuru fazla tuttum. Serdallara size işte hamur kızarttım. Yanımıza hamur kızarttı. Hamur pişi diyorlar. Biz döndürme diyoruz. Ekmek hamurundan. Fazla ya, bazlama yapayım dedim. Bunları da böyle bazlama yapıyorum. Ay, ay çok güzel şeyler. Hep kilo aldıran şeyler. Bir kereyle bir şey olmaz. Bir kere ama bir kere falan değil anne. Her gün. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah hepinize iyilikler versin inşallah. Amin amin. Herkese inşallah. Köy ekmeğe hazır. Yanımızda hamur kızartmaları hazır. Şimdi sarmalar hazır. Sarma da koydu. Evet, bulgurla sarmış lahana sarmasını. Diyet yapıyoruz. Dedim bari bulgurla sarayım da. Daha kalorisi olur diye dedi. Hadi bakalım, biz şimdi kahvaltımızı da yaptık. Anişkom hoşça kal. Ama biz geç kaldık. Sana artık kolay gelsin. Vlogum çok uzun oldu. O yüzden hadi sen vlogumu kapat. Burada sonlandırayım. Kapatıyor musun? Kapatıyorum. Dün çektim çok çünkü. Bu sabah kapatayım. Herkesi tek tek öpüyorum. Herkese sağlıkla kalsınlar inşallah. Allah evlerinde bereketlerini eksik etmesin. Amin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Amin. Hadi sana da kolay gelsin. Öğleden sonra da kursa gideceksin değil mi? Aha. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Cuma gelmedim. Cumartesi gelmedim. Boynum tutuldu diye. Pazar zaten tatildi. Dün 41 AVM, Ceyl. Başka nereye gittik biz? Mobesco. Bir güzel gezdim. Hatta dün üzerimdeki hırkayı bugün yine giydim. Bu hırkam benim rahat bir 10 yıllık var. Ben bunu bir, yani 10 yılı geçmiş de öyle olabilir. Şöyle önüme, altıma tight giydiğim için şu önüm açılmasın istedim. O yüzden şöyle bir iğne taktım Kristin diyorum. Bakın şöyle bir hırka. Şöyle püsküllü. Çok seviyordum bu hırkamı. Çok uzun yıllar giydim. Sonra geçen yıl ben bunları böyle bir koli yaptım verileceklerimin. Annem de Akmeşe'de daha gördüğü bildiği için dedim ki anneme bırakayım çatıya, o verir. Ona ben herhalde onu söylemedim. Bilmiyorum. Annem de orada unutmuş o koliyi, böyle arkalarda bir yerlerde duruyordu. Sonra geçen gün benim montlarımın hepsi evime sığmadığı için annemin çatı katında benim eski bir gardırobum var. Böyle sürgün gardırobum var. Bütün montlarımız bizim orada. Kumsal'ın, Sabin'in ve benim. Üçümüzün montları o gardırobda. Gel gel. Bak öyle. Sonra onların böyle işte çatıda onların oraya bir koliyi koymuştum. O da orada unutulmuş. Sonra geçen gün montumu almaya çıkarken abi baktım, bu hırka da böyle en üstte. Bunu da işte Twist'ten almıştım ama o zaman böyle her şey bu kadar da pahalı değildi. Ay gözüme ilişti, dedim ki aslında hiçbir şey de yok yani hırkanın. Hani böyle bir şey yok. Modeli güzel, çok da rahat. Dedim ki ben bunu vermekten vazgeçeyim. Şimdi Twist'ten almaya kalksam en az 1000 lirası var. Sonra aldım. Tüylerini böyle birkaç yerinde tüy, hala bile çok azıcık var da şuralarında böyle çok az var ama yani öyle göze batacak bir şey yok. Sonra yıkadım. Biraz böyle tüylerini falan temizledim. Şu kısımda yoktu zaten. Şuralarında vardı. Ondan sonra uzun lafın kısası, tekrar giymeye karar verdim yani. Vermeye kalkarken annem her şeyde bir hayır varmış da vermemiş. Hırkamı da bu kışta kullanırım diye düşünüyorum. Hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Neyse, bugün dükkana geldik. Kargolarımızı hazırladık. Trenk yolları teslim etti. Sercan abi. Buyurun. Benim kargom teslim edildi diyor. Nasıl? Trenk yoldan kargonu teslim etti diyor. Kim aldı benim kargomu? Ben almadım valla. Faruk Markal mısın? Aa, Faruk abi beni hamur kızartması götürdüm. Hiç öyle bir şey demedi. Hayır ya. Valla almadım ben. Annem de bu sabah hamur kızartması yapıyordu. Köy ekmeği yapıyordu. Biraz kalan hamurdan kızarttı. Buradakilere dağıttım. Ama kargonuz teslim edildi diyor. Edilmedi. Ben geçen gün Trenk yolda anlık indirimler var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Böyle 3 saatlik indirimler var. Bir ürün 3 saatlik böyle bir indirime sokuluyor. Orada dikiş makinesi vardı. Şöyle küçücük, şu kadar pedalı var. Neyse, bugün kargom geldi diye görünüyor. Gelip gelmişse eğer size de göstereceğim. Pedallı falan, böyle elektrikli. Öyle bir küçücük, benim aslında büyük dikiş makinem var. Annem de odada duruyor. Küçücük, burası için aldım onu. Niye aldım da söyleyeyim. Onu söylüyordum. Anlık indirimde 220'ye düşmüş. 20 lirada kuponum varmış. Gel gel Mehmet abicim. Gel.
20 lirada kuponum varmış. 200 liraya geldi. Hatta son 1 dakika kala yakaladım onu, gördüm. O küçük dikiş makinesini aldım. Onu ben buraya bir yere koyacağım. Nereye koyarım bilmiyorum. Ne yapacağım derseniz, bizim şimdi kutularımızla ürünleri veriyoruz. İmalat olduğumuz için daha çok tamir, tadilat da yapıldığı için. Hep biz böyle uygun yolu, normal yeşil kutular varsa var. Burada var mesela. Bugün de kutumuz bitti bu arada. Bu baskısız olanı, bu baskılı olanı. Şöyle. Bunda Instagram adresim ve YouTube kanalım yazıyor. YouTube'u zaten buradasınız. Instagram'da tekrar bilmeyenler için söyleyeyim. Hala çünkü yorumlarda geliyor bazen yeni gelen arkadaşlarımız. sarraf.sami.nilgün Instagram adresimiz. Eğer unutmazsam şöyle, şuraya bir yeri yazarım. Neyse, bu kutuları kullanıyoruz. Karton çantalar da çok bizim için maliyetli oluyor. Yani sana kaçındır şimdi karton çantalar? 4 lira falan yani. Günde kaç tane vermemiz gerekiyor? O yüzden dedim ki karton çantaları almaktansa kutularımızı koyabileceğimiz böyle keseler, küçük çantalar olabilir. O tarz şeyler. Burada boş kaldığım anda onları dikerim diye o makineyi aldım. Yani böyle ince bir kumaş alacağım. Bakacağım artık kumaşların böyle güzel de bir tarz olsun istiyorum. Belki şimdi yeni yıl konseptli bir şey dikebilirim. Küçük çantalar dikebilirim. Böyle buraya aldım yani o dikiş makinesini. Gelmiş olursa yorumları da çok güzel. Yani işte öylesini aldım ama büyük dikiş makinemi kullanmıyorum, onu kullanıyorum diye söylüyor herkes. Çok memnun. Sadece kışlık kalın kumaşlar dikmiyormuş. Onun dışında herkes çok memnun yani makineden ve 200 lira. O yüzden onu aldım. Burada böyle küçük küçük kendimi hem oyalarım hem de dükkanımız için böyle maliyeti çok düşük olur. Şeyler, keseler ve çantacıklar, küçük çantalar dikerim. Hatta belki üzerine de böyle baskı yaparım diyorum. Onu nasıl yaparım bilmiyorum. Böyle yani bugün bu hırkama uygun şöyle kırmızı, şunu göstereyim şöyle. Kırmızı minik elmas montürlü şey küpeler taktım. Neyse, şimdi kumsalda dershaneye gitti. Ben de şimdi bu şeye bakayım. Makinem kime teslim edildi? Muhakkak bir esnafa buradan almıştır, teslim edilmiştir. Onu bulayım, alayım. Sonra bakalım bugün neler yapacağız. Dikiş makinem şubeye teslim edilmiş. Ben mesajı yanlış okumuşum. Arabadan şarjım bitiyordu, o yüzden dikkatli okuyamadım. Şuna bakın, minicik. Ama benim işimi görür diye düşünüyorum. Kendimize kese diksem yeter sana. Ay. Şuna bakın. bakalım nasıl. İçinde şeyleri bile var. İpi bile geçirmişler. Nasıl geçirelim? Bak dikiş dikmişler burada. Dikişini kontrol ettiler herhalde. Ay ne kadar güzel ilgileri değil mi Sami? Alakaları. Bence çok özenli. Ben mesela ürünleri koymadan hep böyle ben de takma yerlerini kontrol ederim. Bakarım şarj, ve öyle yollayan insanları da. Işte, şarjı değil ki bu. Fişi değil. Fişi ha. Hep tabii canım. Pedala bakın. Parmağım kadar. Çok iyi valla. Bakayım alt dikişi de güzel. İnşallah ayarlarını bozmam. Bu işin işte ayarları bozulunca çok kötü. Dur şimdi Faruk abiyi kızdıracağım. Ver bana. Şunu tutar mısın? Ya da elime dola. Yok elime dola, sen ver bana şimdi. Faruk abi. Paçayı kaça yapıyorsun? 25. Tamam. Ben de artık 10 lira. Bak. Tamam mı? Tamam. Geldik. Tamam. Hadi kapışalım şimdi. Hadi. Eyvah. Bakalım en çok paçayı sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım? Hemen başlayalım. Baksana kontrol bile etmişler dikişini Faruk abi. Deneyelim abi. Fiş nerede var? Mefruşat kursuna gittiğimde bunları kullanıyordum ama Faruk abi. Çok güzel dikiyor bu makineler. Sanayi tipi. Ama çok hızlı. İlk başta böyle küçük kumaşları diktiriyordu hocamız. Çok güzel. Hocamız da şeydi, Ali Bey, erkek de. Mefruşat hocamız. Hadi bakalım. Terzi test ediyor. Trendyol diyeceğim ki terziden test
edildiniz. Aa, gayet güzel değil mi bu arada? Dur, diktikten sonra parçayı gösterelim. Nasıl dikiyor? Harika. Doğru söyle Faruk abi. Vallahi güzel dikiyor. Benden iyi dikiyor yani. Ya benden iyi dikiyor diyor. Yok artık ya. Abla gire gire. Baksana harika dikiyor diyor. Ama benden iyi dikiyor vallahi. Baksanıza. Vallahi ince gibi dikiyor. Şimdi dükkanı biraz erken kapatıyoruz. Bugün size çok çekemedim. Bu dikiş makinesi... İyi akşamlar. Bu dikiş makinesinden bahsetmiştim ya, o geldi. Başımın belası. Dikiş makinesinden bahsediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Berkın. Selam söyle annene. Ay yok, iki tane kese diktim. Ama nasıl diktim bir sorun yani. İpi koparıyor, altına sarıyor. Sürekli ipi çıkıyor. Ay yok, dikemeyeceğim dedim onunla yani. Ben normal makinamı getiririm. Onunla dikerim. Tavsiye etmiyorum yani, almayın. İyi akşamlar. 200 liram şey oldu. İyi akşamlar. 200 liram çöp oldu. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. O kadar da güzel yorumlar vardı. O yorumları neye göre verdiler çok merak ediyorum. Şimdi ben bugün çok vlog çekemedim ya. Aslında bu sabah annemle o vlogu sonlandıracaktım, bu vlogu. Ama bugün de biraz sizle sohbet ettik, konuştuk artık ve bir şey olmadı. Ama bunu da ekleyip bu akşam nasipse yayınlarım. O yüzden şimdi vlogumu asıl şimdi kapatıyorum. Çünkü bugün hiç çekemediğim için dünkünü ekleyeceğim. Dediğim gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırıp bana yorum yazıp izleyen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz kumsalı bekleyeceğiz şimdi. Dershaneden çıkana kadar birkaç iş var Sami'nin. Onları halledeceğiz. Ondan sonra kumsalı da alıp evimize gideceğiz. Allah nasip ederse kasayı unut. Unutursun, kasa senin kasa. Peki. Kasayı, bugünkü şeyi, kasayı almayı unutmuşum. Böyle. Vlogumu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.